Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü gelen veriyi detaylı olarak analizini yaptım. Dolayısıyla üzerinden gitmeyeceğim ama sonuç olarak veri iyiydi. Yine de piyasanın veya yarının umduğu, aradığı detayda çok kuvvetli olduğunu görmedik. Ama sonuç olarak Fed Başkanı'nın yaklaşımından iyi bir ekonomiye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Piyasalar üzerindeki etkisi tabii pozitif oldu. Bir yandan istihdamın arttığını görüyoruz, bir yandan da ücret maliyeti şeklinde değerlendirirsek eğer çalışanların ücret tarafında yarattığı etki, ücret maliyetinde net bir artış olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında endeksler açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Gerçekten de zaten piyasanın tepkisi de alım yönünde oldu ama kritik bir seviyede kapandığımızı düşünüyorum. Şurada bakarsak tam 50 günlük ortalamaya geldik ve o seviyeden de bir kapanış oldu. 6200'lere kadar da bir yukarı hareket söz konusu olabilir ama bana sorarsanız bu seviyelerden de aşağıya doğru bir satış hareketi başlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla 6200'ün üzerine de bir kapanışı stop olarak kullanarak biraz endekslerde yeniden satış yapmak bana mantıklı gibi geliyor. Genel olarak baktığım ise diğer endekslerin biraz daha iyi durduğunu görebiliyoruz. Şurada S&P'yi getirirsem eğer görüyorsunuz zaten 50 günlük ortalamanın çok az altında kapatmıştı. Şu anda üzerindeyiz. Dow Jones tarafına baktığımızda 50 günlük ortalamayı test bile etmedi. Russell tarafına da baktığımızda yine benzer bir kuvvet olduğunu, 50 günlüğün test edilip geri geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla endeksler aslında genel olarak kuvvetli. Beni biraz Nasdaq ürkütüyor. Öncü olarak aşağı çekebileceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda artan azalan hisseleri de paylaşmıştım. Orada da bence bir baskı var. Ama diğer taraftan da bakarsak aslında bir genel satıştan ziyade o yüzden bu bir düzeltme niteliği taşıdığını devamlı vurgulamak istiyorum. Bir rotasyon da söz konusu. Yani teknoloji tarafı problem yaşarken banka veya finans sektörünün endeksine baktığımızda aksine kuvvetli bir yukarı hareket yapıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir yapı içerisindeyiz ama hızlı sert bir düzeltme korkusundan dolayı da biraz temkinli olmak gerekir diye düşünüyorum. Bu düzeltme eğer gelirse daha sonra yerini yeni zirvelere bırakacaktır. Şimdi Amerikan hisselerini tartışırken aslında diğer bir endekse de göz atmak istiyorum. Çünkü önemli bu aslında. Euro ile beraber de değerlendirildiğinde biraz imalı bir şey olabilir, gelişme olabilir. Şimdi şurası tabii biliyorsunuz Macron zaferi ve aslında o seviye çok önemli de bir seviye. Şöyle biraz daha uzun vadeye alırsak Kakaran yani Fransız ana endeksinin düşüş trendinin de kırıldığı dönem tarihlere denk geliyor. Yani sert bir şekilde yukarı yaptı ve düşüş trendini de kırdı. Ama son haftalardaki gelişmeye bakarsak Macron boşluğunun da doldurulduğunu görüyoruz. Tabii bunu 2-3 noktaya bağlayabiliriz. Birincisi zaten Amerika'da yani dünyanın benchmark endeksinde bir geri çekilme var. Nasdaq tarafında var daha doğrusu. Oradan kaynaklanıyor olabilir. İkincisi ECB'nin açıklamasından sonra yani biraz daha şahin kabul edilen açıklamasından sonra boşluk doldurulmuş olabilir. Ama şunu söylemek lazım. Yani Amerika'da da şahin açıklamalarla tabii ki Fed faiz arttırma başladı veya sinyallerini verdi. Endekslerde önemli bir geri çekilme olmadığını görmüştük. Avrupa tarafında özellikle Euro'yu ilk hareketini besleyen tarafta bu hareketin olması dikkat çekici olmalı diye düşünüyorum. Hemen Euro'ya geçeceğim ama sabah zaten detaylarını paylaştım. Görüyorsunuz Çin tarafında da enflasyon verileri geldi. Şimdi gelelim Euro tarafına. Euro tarafında söyleyecek çok yeni bir şey yok. Yani 1.1470'lerin kırılması durumunda hareket yukarıya doğru devam edecek. Orada ben de teknik olarak bu tehlikenin farkındayım. Ona göre de davranmak gerekiyor elbette. Ama diğer bir nokta var. Birincisi az önce paylaştığım gibi Macron zaferinin yarattığı pozitif
aktiflik ki şuralardan bahsediyoruz. KKN tarafında tamamen geri verilmiş durumda. DAX tarafına bakmıyorum. Orada da benzer bir zayıflık var ama DAX'ın kendi ekonomik dinamikleri daha kuvvetli tabii Fransa'ya oranla. İkincisi de geçtiğimiz haftalarda da paylaşmıştım. Şurada görebileceğiniz üzere piyasanın önemli bir kısmı zaten işte o herkesin konuştuğu 1.20'leri bekler halde. Şurada Euro'nun başından bu yana pozisyonları alırsak görüyorsunuz şu anda 2011 yılından bu yana en yüksek Euro long pozisyonları açılmış durumda ki genel olarak da baktığımızda bu pozisyonların kriz dönemindeki ve Fed'in para bastığı inanılan kuantitatif easing dönemindeki şu yükselişi bir kenara bırakırsak en yüksek seviyelerden bir tanesi. Tabii en yüksek seviyeye gelmesi şurada gördüğünüz üzere zirvenin işaretlendiği anlamına gelmiyor. Netice itibariyle burada en yüksek seviyeye geldiğinde 1.36'lardan görüyorsunuz 1.50'lere doğru bir hareket oluyor. Muazzam bir hareket. Dolayısıyla illaki şurada gördüğümüz örneklere bağlı hemen bir dönüş başlayacak demiyorum. Ama yukarıya olan hareketin de gerçek bir hareket olmadığını, o 1.20'ler işte Euro'da trend döndü vesaire grubuna katılmadığımı söylemek amacıyla bunu kullanıyorum. Bana sorarsanız 1.20'ye doğru bir hareket olursa bile bu hareket fazla kalıcı kalmayacak, olmayacak. Aksine dolara geçmek için bir fırsat olacak. Kısa vadede ise 1.1340'lar net bir şekilde altında bir kapanış yapmadığımız sürece Euro'daki yukarı momentum devam ediyor diyebiliriz. Burada hemen bir iki diğer noktaya da bakalım. Şuradaki spread farkını eğer koyarsak. Peki. Ortalamaları önce bir kaldırayım. Çok farklı bir resim olmadığını göreceksiniz kısa vadede baktığımızda. Görüyorsunuz burada yeni bir zirve yapılmış değil ama Euro tarafı çok net bir şekilde kendisini spread'den ayırmış durumda. Daha önemlisi ilginci diyebileceğim spread'de gördüğünüz şu düşüş trendine rağmen Euro aslında hala şu seviyelerde imiş gibi işlem görüyor. Dolayısıyla Euro'da daha doğrusu spread'de makasta bir an önce bir yukarıya doğru hareket olmaz ise burada çok sert bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Yani şurada gördüğümüz hareket aslında Euro'nun kendi fiyat hareketinde yaşanmış değil. Daha doğrusu yaşandıktan sonra tamamen geri alınmış durumda. Dolayısıyla bu gelişmeye de biraz dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o 1.20'leri 1.20 senaryosunu desteklemiyor. Ama tekrar söylüyorum 1.1470 kırıldığında yukarıya doğru bir hareket olacaktır. Bir trader olarak da bunu değerlendirmek lazım. Benim açımdan işte bankacılık testlerini, dinamikliğini vesaire geçtiğimiz haftada paylaştım. Euro hedefinde 0.85'e doğru geri çekilme de herhangi bir değişiklik yok. Özellikle de geldiğimiz noktada. Tabii önemli olacak olan diğer bir gelişme de İtalyan tahvillerini takip etmek diye düşünüyorum. Buradaki yükseliş çok daha sert bir şekilde gerçekleşiyor. Bundlara oranla baktığımızda ve geldiğimiz seviyede şuradaki 2.37'lerden sonrası çok daha sert bir harekete dönüşecek diye düşünüyorum. İlk başta insanlar buradaki işte spread'den bahsettiğim bu spread'in dolar aleyhine kapanmasını olumlu olarak okuyacaklar ama İtalya'da bu tarzda bir yükseliş hareketi şu anda kriz seviyelerinin çok altındayız. 7 seviyelerindeydi ama burada gelecek olan enflasyonsuz bir 3'ün 4'e doğru bir hareket piyasada rahatsızlık yaratacaktır diye düşünüyorum. Spread'in kapanmasının aksine. Diğer taraftan Japon yenine de hemen bir bakalım. Japon yeninde 2 tane önemli seviyemiz vardı zaten. Bir tanesi 111.70'lerin kırılmasıydı. Bu seviyenin nihayet diyebilecek şekilde kırıldığını gördük. İkincisi de kısa vadeli şurada gördüğümüz
düşüş trendiydi. Bunun da başarılı bir şekilde kırıldığını gördük. Dolayısıyla 114.50 tepesi, ardından 115.50 ve yeni zirvelere doğru bu hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii Amerika'da gelebilecek olan kuvvetli bir düzeltme burada biraz alımlara neden olacaktır. Ama genel olarak baktığımızda burada da yukarı hareketin dolar lehine sürmesini bekliyorum. Pound mutlaka takip edilmeli ama açıkçası hükümetin görünümü bana çok sağlam gibi gelmiyor. Şu anda baktığımızda olumlu seviyelerde seyrediyoruz. Şuradaki çok hassas davranamıyorum ama aşağı yukarı 1.28-60 seviyelerinin üzerinde tutunması pound açısından pozitif diye düşünüyorum. Ama gelen verilerin niteliğine bakarsak artık yavaş yavaş net bir şekilde zayıflamaya başladığını görüyoruz. Zaten kuvvetli pound'un böyle bir negatif etkisi olacak. Dolayısıyla şu an için kuvvetli pound benim gözümde eşittir İlerisinin zayıf pound'u. O yüzden çok heyecanlı olarak baktığım verilerde para biriminden bir tanesi değil pound. Buradan altın tarafına geçelim ama altından önce zannediyorum gümüşü incelemek daha doğru olacaktır. Gümüş de biliyorsunuz cuma günü bir flash crash yaşandı. Şurada gördüğünüz gibi 15-20 lira kadar. CME future tarafında yaşanan hareketi, vadeli tarafta yaşanan hareketi fiyatları değiştirdi daha sonra ve spot'a uyumlu hale getirdi. Bazı sorular vardı hafta sonu gelen. Dolayısıyla orada bir fiyat değişikliği söz konusu oldu. Şimdi evet çok sert bir satış yaşadık ama önemli olan o satıştan sonra ve Amerika'da gelen ücret enflasyonunun zayıf olduğunu gösteren veriden sonra bile neredeyse o flash crash'la test ettiğimiz dibi tekrar test ettik ve şu anda da gördüğünüz gibi 15.50'lerde duruyoruz ki bu sene başından bu yana yapılan bütün primin de geri verilmesi anlamına geliyor. Şimdi bu hareket muhtemelen daha da devam edecektir diye düşünüyorum ama önemli olan altını nasıl etkileyeceği elbette. Altın tarafı sene başından bu yana karşılaştırdığımızda hala biraz daha primli. Şurada görüyorsunuz 1150'lere doğru. İlk önemli desteği kırdı. Şurada gördüğümüz 1215 seviyelerini şimdi aşağı yukarı 1195'leri hedefler şekilde. Tabii kısa vadeli trendi kırdığını zaten konuşmuştuk. Gümüşle olan uyumsuzluğunu ve altın gümüş rasyosunun da negatif hareketini yine tartışmıştık. Şurada biraz daha geriye gidip yeniden isterseniz bakalım. Görüyorsunuz önemli zirvelere de yaklaşmak noktasında şurada 1, 2 ve 3 tane 82 civarında oluşmuş zirve var. Şu anda da altın gümüş rasyosu buraya doğru gidiyor. Yani bütün bu dönem boyunca sağlıklı bir altın rallisi olmadığını, daha doğrusu boğa piyasasında olmadığını tartışmıştık. Bu gümüş hareketi de bunun ispatı diye düşünüyorum. Altın tarafında da bence baskı devam edecektir. 1195'in kırılması durumunda artık yukarıdan bir düzeltme hareketi içindeyiz demek çok zorlaşacak. O seviyenin kırılması daha da düşük seviyeleri peşinden getirecek. Dolayısıyla yakından takip etmek veya en azından eğer long pozisyonlar varsa o seviyelere stop koymakta fayda var. Aynı zamanda sadece altın bazında sadece dolar bazında değil euro bazında da bakmamız lazım ki orada da görüyorsunuz aslında sene başından bu yana olan seviyeyi de kırdı. Yani bir zamanlar aşağı yukarı 1213 euro seviyesine yükselmiş olan altın şu andaki performansı hem altın hem euro bazında hem dolar bazında kötüleşiyor. Yani bir para biriminin kuvvetlenmesi değil, genel olarak para birimlerinin tamamına karşı altın yenilgi almaya başladı. Dolayısıyla bunu da bir kenara not etmek gerekir diye düşünüyorum. Pozisyonlar açısından bakalım. Pozisyonlar açısından özellikle spekülatif tarafta bir aşırılık zaten yoktu. Dolayısıyla o tarafta biraz rahat olabilir boğalar diye bakıyorum. Şurada görüyorsunuz kuvvetli bir şekilde tarihi ortalamasına doğru geri çekilen bir spekülatif long pozisyon var. Ama burada birkaç hafta önce hatırlarsanız
üretici tarafına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Oradan gelen sinyallere dikkatli bakmamız gerektiğini söylemiştim. Bakın o taraftan da burada tekrar hatırlatmak gerekirse, daha doğrusu üzerine altın fiyatlarını koyarak bakalım, daha mantıklı olacak. Şimdi altın biliyorsunuz 2002 civarında dibini yapmıştı ve o tarihten zirve yaptığı tarihe kadar da üreticilerin hedge'leri devamlı olarak azaldı. Ne demek istiyorum buradan? Madende bulunan altının hedge, yani daha çıkartılmamış altının bile uzun vadede hedge edilip cari fiyatlardan satılması söz konusuydu. Dolayısıyla düzenli olarak arz geliyordu piyasaya. Şimdi 1900 yükselişinde bu hareketin düzenli olarak kapatıldığını gördük. İşte Barrick Gold'un meşhurdur oradaki hedge'leri vesaire. Hatta spekülatif olarak çok tartışılırdı. JP Morgan'la acaba manipüle mi ediyorlar vesaire diye. Ondan sonraki dönemde buradaki shortların azaldığını görmüştük. Pozisyonların azaldığını görmüştük. Şimdi tam aksi bir durum olduğunu yeniden görüyorsunuz. Yükselişe geçen spekülatif pozisyonlar, pardon, üreticiler tarafında pozisyonlar olduğunu görüyoruz ki bu altın fiyatları açısından negatif bir gelişme. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Petrol tarafında gelen 6 milyon varile yakın azalmaya rağmen toparlama kendisini sürdüremedi. Şurada görüyorsunuz 46'ların üzerine doğru atmıştı. Ama başarısız oldu ve önceki günlerde gelen sert satışın hala da devam ettiğini görüyoruz. Bu durumda söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yeni olarak da herhangi bir dinamik yok ama indikatörle uyumsuzluğun devam ettiğini hala görüyoruz. Yükselen dipler var. Dolayısıyla teknik olarak görüntü fiyat grafiğinin gösterdiğinden biraz daha az zayıf diyebiliriz. Geçtiğimiz kontratlarda hatırlarsanız 46'lı seviyeleri, 48 ve 46'nın kırılmasıyla uzak durulması gerekeceğini söylemiştim. Hala bu seviyelerin üzerine 60 değil, özellikle aktif bu kontrat üzerinden bakarsak 47 civarının aşılması gerekiyor kuvvetlenmesi için. Ama petrol tarafında geçtiğimiz hafta gördüğümüz tarzda stok azalmaları gelirse ben yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Çok piyasa kadar olumsuz değilim. Burada bence denge seviyesi 55'li seviyelerin üzerinde oluşmaya başlayacak. Tabii Suudi Arabistan tarafından biraz daha kontrollü açıklamalar gelmesi gerekiyor. Yani kontrollü açıklamadan kastım nasıl ki Fed veya ECB piyasa aksine hareket ettiği zaman sert sözel hareketlerde bulunuyor. Yine benzer bir açıklamanın da Suudi Arabistan tarafından gelmesi gerekiyor ama çok da etkili değil gibi. Tabii negatif bir gelişmede geçtiğimiz haftalarda durgunluğa giren veya en azından artış hızı yavaşlayan, hatta eksiye geçen kuyu sayılarında bir artış olmasıydı. Bunu da negatif bir gelişme olarak not etmek gerek. Son olarak Amerikan 10 yıllıklarına da bakarak tamamlayalım. 30-35 aralığını rahat bir şekilde geçtik ve artık şurada gördüğümüz 42 seviyesini hedefliyoruz. Bu tarafta pozisyonlanma nasıl ki aşırı long olduğunu paylaşmıştım, insanların tersi olacağını da konuşmuştuk. Nitekim tersi de oldu gerçekten. Biraz azalmış durumda ama hala şu kriz dönemi zirvesini bir kenara bırakırsak yüksek seviyelerdeyiz. Dolayısıyla 2.42'ler zaten 2.39 değil, son derece olası bir seviye gibi gözüküyor bana. Muhtemelen bu sene içinde 2.60'ları görürüz diye düşünüyorum ama bu hafta özelinde konuşursak şurada göreceğimiz olan CPI önemli olacak. Nedir? Fed'in yalının dediği, burada birkaç kalem kaynaklı bir dönemsel gerileme var. Nedir o kalemler? Daha önce de paylaştım. Özellikle telekom tarafında, wireless tarafında çok sert bir fiyat savaşı var. Oradan kaynaklanan bir geri çekilme gördük. İkincisi ilaç tarafında sektörde çok hızlı yükselişler olmuştu. Onların bir yavaşlaması, geri çekilmesini görüyoruz. Üçüncüsü, ki aslında Fed bunu içine koymuyor, OER olarak tabir edebileceğimiz konut sektörü veya kira tarafından gelen bir yavaşlama ki bu aylarca aslında
fiyatları CPI'yi yüksek tutan bir kalemde orada bir yavaşlama görüyoruz. Bu kalemlerden bir toparlanma olması gerekiyor ki yeniden ikiye doğru bir hareket olsun ve piyasada yalının söyleyeceklerine biraz daha önem versin, inandırıcı bulsun. Aksi takdirde tabii 10 yıllıklarda da 2.42 seviyesi geçilmesi biraz zor bir seviye olarak karşımızda olacak. Çok uzadı. Herkese iyi haftalar diliyorum.